Değerli izleyenler, 14. haftanın 4 büyükler için açılış mücadelesini Galatasaray başlatıyor. Galatasaray Pendik Spor deplasmanında en son burada oynayan 4 büyüklerden Fenerbahçe mücadele içinde 2 sakatlık geçirmişti. Saha ile ilgili problemleri vardı takımların ama yine Pendik stadındayız. Mücadeleye Pendik Spor başladı. Galatasaray bu mücadeleye gelmeden önce kendi stadyumunda fırtınalı gecede United'ı fırtına gibi estirmişti. Müthiş bir geri dönüş yapmıştı. Bakalım bugün Pendik Spor karşısında neler yapacak. Erencan, Diaby, geriye bıraktı Erdem. Tekrardan Diaby'de top. Wilfred sağa girdi. Araya taç atışı Pendik Spor'un. Pendik Spor ise son 5 mücadelesinde 3 galibiyetle ayrıldı. Yenildiği takımlarda Başakşehir ve Fenerbahçe'ydi. Büyük maçlarda çok büyük farklar yediler. Başakşehir'den 4-1, Fenerbahçe ise 5-0 mağlup oldular. Ama en azından diğer takımları yenebiliyorlar kendi güçlerindeki. Sasha Boye, Hakim Ziyeh'e bıraktı. Sekiara girdi araya. Oscar, Halil Akpınar. Halil Akpınar geçti rakibini. Sasha Boye kovalıyor. Sasha Boye aldı topu şimdi. Kaan Ayhan. Victor Nelson bugün Davinson'un yerine oynuyor. Davinson sakat biliyorsunuz. Galatasaray'ın en önemli parçalarından biri. Yapbozun bölünmez oyuncularından ama bugün forma şansı bulamayacak sakatlığı dolayısıyla. Lusamba. Pendik Spor'da ise çok önemli bir isim. MLK Eze yok ve eski Galatasaraylı Emre Taşdemir bugün forma giyemiyorlar. Berkay. Rasul. Eski bir Galatasaraylı yine. Tanıdık isim Bitsö. Oynadı Halil Akbunar'a. Halil. Halil çıkarttı. Erencan. Vuramadı Erencan. Nelson'dan uzun top. Pendik Spor yarı sahasına kadar geldi. Rasul. Sekuera. Rasul. Oscar oynadı. Tekrar Rasul'de top. Rasul'den sol tarafa. Sekuera. Yerde. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarsan. Faulü tespit etti. Pendik'te sıcak bir akşam, yağmursuz bir gün. Sekuera ile kullanacak. Serbest atışı Pendik Spor. Sekuera son dönemde oynadığı mücadelelerin hepsinde 90 dakika forma giydi. Braga'dan geldiği günden beri Pendik Spor'un tüm resmi maçlarına forma giydi. 33 yaşındaki tecrübeli isim ve bu resmi maçların hepsinde tekrar söyleyelim 90 dakikalık bir forma süresi buldu. Hakim Ziyeh, Kerem Aktürkoğlu, o da tabi Hakim Ziyeh ve Kerem Aktürkoğlu ikisi birlikte United'ı yıkan isimler. Son zamanların sessiz ismi Mauro Icardi. Angelinho'ya verdi. Angelinho Mauro Icardi'ye bıraktı. Icardi'den Ziyeh'e. Torreira vuruşunu yaptı Can Polat. İzin vermedi Can Polat. Can Polat bu sene Kasımpaşa'dan geldi Pendik Spor'a. O da yine aynı Sekuara gibi tüm resmi maçlarda Hatay Spor maçı hariç 90 dakikalık bir süre aldı. Kendisi 22 yaşında, Türkiye'nin genç kaleci yeteneklerinden biri. Kasımpaşa'ya da Schalke'den gelmişti. Şimdi Wilfred Zaha vurdu out. Reklam panolarına gitti Wilfred Zaha'nın topu. Şimdi out atışını kullanacak Can Polat. Erdem Can Polat. Out atışını kullanıyor. Yine Erencan Yardımcı da bu senenin önemli isimlerinden. Galatasaray altyapı çıkışlı 21 yaşındaki oyuncu. Takımının son 3 resmi mücadelesinde gol attı. Bu sezon Pendik Spor'la 11 maçta 5 gol ile kariyerinin en pik dönemini yaşıyor. Milli takımda da golü var. Çok istekli bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu, vuruşunu yaptı ve gol. Son zamanların eleştirilen ismi hem United hem Pendik'te sahnede. Kerem Aktürkoğlu muhteşem vurdu. Icardi ile birlikte golünü kutluyorlar. Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi gol. Sihirbaz bu gece de çalıştı. Mauro Icardi bıraktı topuyla. Kerem Aktürkoğlu müthiş vuruyor. Can Polat çaresiz. Defans oyuncuları izledi. Rasul girmeye çalıştı araya, giremedi. Can Polat'ın açısı kapandı ve Kerem Aktürkoğlu topu ağlara yolladı. Mauro Icardi ile birlikte seviniyorlar. Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir gol attı bugün. Onun da ligdeki 3. golü, 4. golü özür diliyorum. Hakim Ziyeh. Berkay. Lusamba.
Hakim Ziyeh bu sezon önemli bir performans gösterememişti ancak bir önceki mücadelede United maçında 2 gol 1 asist ve Galatasaray'ın 100. golünü 2023 yılındaki kaydetti. Kerem Aktürkoğlu yerde, Volkan Bayarsan o bölgede, sarı kart kaptana. Erdem Özgenç çok tecrübeli bir isim. Türkiye'de çoğu takımda forma giymiş bir isim Erdem Özgenç. 39 yaşında hala Süper Lig'de forma giyiyor. Kariyerinde Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Karagümrük ve sonra tekrarından Gençlerbirliği, ardından Tuzlaspor, en sonunda yine Ankaragücü'ne gitti tecrübeli isim ve son olarak 39 yaşında 2 sezondur Pendik forması giyiyor tecrübeli oyuncu. O da bu sezon aslında yedek başladığı bir sezondu. Ardından forma şansını kaptı. Hakim Ziyeh yine vurdu friki. Direkten geri geldi. Manchester United maçında 2 frikik birden atmıştı. Çok önemli bir performans göstermişti Ziyeh. Burada yine vurdu. Bu sefer direkten geri geldi. Hakim Ziyeh'in vuruşu çok önemli bir vuruştu ancak gol olmadı. Haftanın golü bile olabilirdi bu vuruş. Diaby. Pendik Spor geliyor. Lusamba. Bu skorlar kapsamında Galatasaray liderliği Fenerbahçe'nin elinden maç eksiğiyle almış olacak. Maç fazlasıyla almış olacak. Fenerbahçe ise Sivas Spor konuk edecek kendi sahasında. Fenerbahçe avaraj olarak önde olduğu için bu mücadelenin sonucu aslında Fenerbahçe için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kaybetmemesi gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu topu alamadı. Berkay girdi kademeye. Fenerbahçe için çok zor bir fikstür olacak. Nursalent'e 6-1 mağlup olduktan sonra Fenerbahçe ligde ayın 4'ünde Sivas Spor, 9'unda Beşiktaş derbisi var. Deplasmana gidecekler. 14'ünde gruptan çıkmak için Tırnava, 17'sinde Konya Spor, 20'sinde Kayseri deplasmanı. 4 gün sonra Kadıköy'de kendi sahalarında Galatasaray'ı ağırlayacaklar. Ondan 5 gün sonra da Suudi Arabistan'da Süper Kupa'ya çıkacaklar. İlk yarı sona erdi. Pendik Spor 0, Galatasaray 1. Değerli izleyenler, Pendik'te ikinci yarıya Galatasaray başladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı kırmızılı ekip Pendik Stadyumunda. Önemli bir maç onlar adına. Onların da fikstürü Fenerbahçe gibi çok çetin, çok zor. Onlar da bu mücadele sonrası Adana Demirspor'u konuk edecekler. 4 gün sonra Parken Stadyumuna gidecekler ki orada belki de tarih yazılacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak için Kopenhag'da karşılaşacak. Ardından bir Sivas deplasmanı var. Ondan da sonra bir Karagümrük maçı var. O mücadele Ramspark'ta. Ondan 4 gün sonra Fenerbahçe deplasmanı var. Ve yine 5 gün sonra bir Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da. Türkiye'nin 100. yılında önemli bir maç olacak. Al-Ahval Stadyumunda 20.45'te oynanacak. 29 Aralık'ta. Evet, şimdi Pendik Spor Galatasaray Kalesi'nin paralel bir noktasından kullandı. Serbest atışı Muslera. Geçen ay için en fair play, en adil kaleci ödüllerinden almıştı Fernando Muslera. Şimdi ileri doğru vurdu. Hakim Ziyeh. Paslı oyuncu kontrol etti topu. Torreira. Mauro Icardi. Icardi veremedi. Eski takım arkadaşı Mitsu girdi araya. Mitsu için ise hiç parlak gitmiyor kariyer. Kendisi Pendik Spor geldiği günden beri Pendik Spor'da iyi bir maç süresi çıkartmıştı ancak Konya Spor, Fenerbahçe ve İstanbul Spor maçlarını kaçırdı. Ardından da tekrar o ilk 11'i bulamadı. Galatasaray'da yedek kaldıktan sonra Pendik Spor'a gelmişti. Danimarkalı oyuncu. Galatasaray çok karsız bir transfer yapmıştı Misso'ya. Çünkü Misso'yu 3.5 milyon euroya Azi Akmar'dan aldılar. Kerem Aktürkoğlu vurdu ve gol. Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Sihirbaz bugün devrede durmayacak gibi de duruyor. Kerem Aktürkoğlu'nun golleri sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getirecek gibi duruyor. 4000 kişilik Pendik stadında Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla bir raket, bir füze çıkarttı.
İnanılmaz bir vuruş. Can Polat yine çaresiz. Fark 2'ye çıktı. 30. dakika ve 61. dakikadaki golleri yıldız oyuncu yıldızlaşmaya devam ediyor. Berkay. Rasul'ü oynadı. Rasul ayağından açtı topu. Pendikspor'un serisi bozulacak gibi duruyor. Daha doğrusu Başakşehir maçında bozulmuştu. Seri bozulmaya devam edecek gibi duruyor. 2 maçlık galibiyet serisi Başakşehir'den 4. 66. dakikada Galatasaray'dan da 2 olmak üzere bayağı sıkıntılı bir savunma geçiriyor. Zaten kazandıkları maçlarda da kalelerini Samsun Spor hariç gole kapatamadılar ki Samsun Spor da Süper Lig'in sonunda yer alıyor. Şimdi offside bayrağı geldi 4. hakemden. Evet, bir oyuncu değişikliği var. Leandro Capel Erdem Özgenç yerine oyunda ve Mertens Kerem Aktürkoğlu yerine oyunda. Tecrübeli isim Erdem Özgenç kenara çıktı. Mertens de oyuna girdi. Pendikspor bir hücumcuyu soktu oyuna savunma yerine. Pendikspor'da da tabii önemli bir teknik adam geldi. Vieira, Portekizli çalıştırıcı geldi günden beri. Aslında Pendikspor düzelmeye başladı. 16. sıradalar. Bu mücadele çok önemli çünkü bu mücadeleyi kaybettikleri takdirde Galatasaray'a karşı Başakşehir kazanırsa düşme potasına girecekler. Mertens vurdu, Sekiyor'a karşıladı. Kaan Ayhan. Başakşehir'de bu hafta Rize deplasmanında olacak. Wilfried Saha. Wilfried Saha. Kaan. Zaha kontrol etti topu. Zaha bıraktı. Şimdi Mertens vurdu Can Polat. Zor bir top ama Can Polat kalesinde güven veriyor. Kerem Demirbay, Alman pasaportu olan, hatta Alman milli takımında oynayan gurbetçi oyunculardan Kerem Demirbay oyuna dahil oldu Kaan Ayhan yerine. Wilfried Saha geçti rakibini. Zaha içeriye doğru. Victor Nelson, Zaha, Nelson topuyla Kerem Demirbay'a çıkarttı. Kerem Demirbay kaybetti. Ahmet Hasan. Ooo, kart rengi ağırlaşabilir. Volkan Bayarslan sarı kartıyla geldi ama biraz daha ağır olabilirdi. Victor Nelson. Davinson yerine bugün oyundaydı. Çok ağır, çok sert bir müdahale. Volkan Bayarslan sarı kart dedi. Sekiura kullanacak, serbest atışı Pendikspor yarı sahasından. Sekiura. Ahmet Hasan, Kerem Demirbay girdi araya. Angelinho. Kerem. Zaha. Ortada Torreira. Mertens. Şimdi Icardi. Mertens. Zaha. Can Polat ileriye doğru vurdu topu. Diaby, büyük bir hata Diaby'den. Wilfried Zaha, Icardi, Ziye. İnanılmaz paslaştılar. Dries Mertens çıkarttı. Zaha karşı karşıya. Zaha vuramadı. Berkay girdi araya. Diaby kontra atak şansı ama Galatasaray öyle hızlı koştu ki kademesine futbolcular. Bir anda şoke ettiler Pendikspor'u ve Pendikspor kendi yarı sahasından çıkamadı. Berkay. Dekuara. Üçlü bir savunmaya döndü Vieira'nın ekibi. 3-2-6 gibi inanılmaz değişik bir kadroyla oynuyorlar. Tam bir hücumcul kadro ama 80'inden sonra neye yarayacak bu kadro? Halil Akpınar. Halil Akpınar topu kontrol etti. Çıkarttı Capel'e. Leandro Capel. Capel bıraktı. Diaby olmadı. 90 dakikayı geride bıraktık. 4. hakemin oynanmamış süreyi ışıklı tabeladan göstermesini bekliyoruz ve o süre geldi. 2 dakikalık oynanmamış süre. Wilfried Saha ile geliyor Galatasaray. Wilfried Saha. Daha kontrol etti. Geriye Kerem Demirbay. Kerem Demirbay ondan Wilfried Saha'ya çıkarttı. Şimdi Torreira. Hakim Ziyeh'den geldi hata. 90+3. Volkan Bayarslan son bir 3 aldı. Maç fazlasıyla Galatasaray gitti, lider duruma geçti. 37 puanı bulunuyor. 13 maç sonucunda Galatasaray'ın bu mücadele bitti. Averajlarını da 20'ye yükselttiler. Galatasaray
Pendik Spor'u Pendik'te 2-0'la geçmeyi başardı. Günün yıldızı, günün kahramanı, sihirbaz Kerem Aktürkoğlu ekranlara yansıyan isim.